AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Angı, toplantıda Türkiye gündemine ve Konya'nın sorunlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Joe Biden'ın skandal sözlerine tepki gösteren Angı, tarih boyunca Türkiye'de mücadelenin eksik olmadığını belirtti. Bu aziz vatanın istiklali ve istikbali için mücadele de devam ediyor. Devam eden Pençe Kartal ve Pençe Şimşek harekatlarında şehitlerimiz var. Cenab-ı Hak'tan hepsine rahmet diliyoruz. Aziz milletimize de başsağlığı diliyoruz. Tarih boyunca bu topraklarda bu mücadeleler eksik olmamış. O günkü bu coğrafyada yaşayan Ermenilerin içinden oluşturdukları çetelerle bağımsız bir Ermenistan hayalini kurduranlar sonunda en büyük eziyeti hem o bölgedeki Ermeni vatandaşlara hem de bu toprağın çocukları olan Türklere ve Kürtlere bu zulmü çektirmiştir. Şimdi de adını soykırım koymaya çalıştıkları bir döneme götürüyorlar ki bunu diyebilmesi adına Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı önce kendi tarihlerine bakmaları. Yoksa oradaki ifadelerde insanlık adına bir daha işlenmemesi de insanlık dersi vermeye kalkıyor. Hala siyahilere Amerika'daki uygulamalar ortada. Angı, Türkiye'nin gelinen noktada kendi ayakları üzerinde durabildiğini vurguladı. Ekonomideki bir takım saldırılar bile Türkiye yolundan döndüremeyecek. Belirli bir güçlü noktaya taşınmış olmak, ekonomideki yakalanmış ivmeler, onlara boyun eğdirmeyen bir yapıyı, işte Merkez Bankası üzerinden bir takım polemiklerle iş yürütmeye çalışanların niyeti, açıkçası şu arkadaşlar, Türkiye son 2 yıldır IMF masasına zorlanıyor. Niye? Geçmişte IMF ile oturan Türkiye, kendi ülkesini yönetemeyen, 500 milyon dolarlık kredi dilimlerinin gelmesi şartlara bağlı olan, o şartlar içinde işçisine, memuruna, çalışanına zam yapmayacaksın şartını, üretimle ilgili tesis kurmayacaksın şartı, borç ödemek için elinden gelen her şeyi borç verenlere karşı yükümlülüğünü yerine getirecek bir pozisyonda yürüten bir anlayışa tekrar Türkiye'yi sokma hamlesi. Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Angı, koronavirüs tedbirlerine uymayıp mühürlenen eğlence mekanlarına yönelik açıklamalar yaptı. Maalesef sanayi bölgesindeki o dükkan sahiplerinin 3 kuruş fazla kira veya 5 kuruş fazla mal satımında başlayan, yani ilk döneminiz orası şey bölgesi değildi malum, eğlence bölgeleri değildi. Sanayi bölgesiydi arkadaşlar. İşte otogar oraya geldi diye maalesef orada başlayan bir süreç, alan belirlemediğiniz zaman ruhsatlandırılmak durumunda kalan, birçoğu da ruhsatsız olan yerde. Bunların farklı bir bölgeye taşınmasıyla ilgili ciddi bir çalışma var açıkçası. O bölgenin temizlenmesi gerekiyor. Çünkü o bölge artık, şu anda üniversiteler kapalı ama açıldığı zaman yurt bölgesi, gençlerimiz, o mahalledeki yaşayan insanların pek çok şikayetleri gündeme geliyor. Angı, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalara yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını söyledi. Sana devlet demiş ki, tamam devlet görevlilerinin dışında denetime yer, sen de destek, ama bunu usulünce yaparsanız, yani vur deyince öldürmezseniz, faydalı bir nokta kullanırsak önemli. Yani emniyet teşkilatımız, emniyet müdürümüzden en uç noktadaki polis arkadaşa kadar, yani bu şehirde yaşadığını, bu şehire katkı sağlayacak icraatlar yapıp, bunun da duyurulması gerektiği kadarını duyurabilirlerse kendileri de rahat ederler. Şöyle, aslında dışarıda bulunabileceklerin sınırlaması belli. Ama herkes biraz önce konuştuğumuz gibi, yani tramvaya binecek insan sayısı da az. Yani o görevliler, randevulular, istisna olanlar, bunların miktarı çok düşük. Ama bunların belki 3 katı, 5 katı suistimal edenler olunca bu sefer o azaltılmış seferlerde yoğunluğa. Yani onu büyükşehirimize söyleriz. İzin neyle ilgili? Bunun dışına çıkılmış işlemler varsa hakkında işlem yapmak. Artık yani eskisi gibi elimde belgem var, her yeri dolaşırım yok.